Ben dans ederken öldüler. Ben ona baktığımda öldüler, anladın mı? Öldüler. Öldüler ölüyorlar. Çünkü anladın ölüyorlar. Mı? Daha fena yapacağım. Hepsini ne hale getireceğim, anladın mı? İşte yoruldular. Herkesin gözünün önünde yaşayacağım burada sevgimi, aşkımı. Hepsini de mahvedeceğim. Üçü birden yoruldular benimle tartışmaktan. Ben hayatımda böyle bir şey. Ve beni orada rencide etmek için yaptı bunu. Ve üçü de aynı anda bağırıyorlar. Evet. Gelmiş orada Aycan. Adnan görüyorsun değil mi? Adnan, Adnan. Ya bir sus ya. Ben diyor yorum yapıyorum. Niye üç kişiden dedim ses çıkıyor? Ben bak, sen bunların, bir sus diye bak, şey yapıyor. Bunlar bir daha üçü aynı anda konuşamayacak. Üçü aynı anda konuştuğunda ben de artık bak, cevabım bugün vereceğim. Bugün çok güzel bir yoruldum. Şey yaptık. Sürekli karşılarında dans sen ediyorum. Sen çok akıllı bir kızsın. Doğru mu? Seni aklını aşağıda düşünenlerin hepsinin ne durumda olduğunu görüyorsun. Kendi kazdıkları tamam kuyuya kendileri düştüler. Senin orada düştüler. Ben düştüler. Sen, da söyledim. Sen kimin neyi yazmayacağını da çok iyi bilincinde, farkında bir tabii kızsın. Tabii canım. Sen olması gereken neyse olsun. 5 dakikalık ne kırmızı oda. İşte bak 5 dakika. Göz göze geldiğimiz an diye hani yazılmıştı ya oraya. Aynen, anladın zaten ben, sen. Ben Adnan'la konuşmaya gideceğim. Ben böyle bir şekilde bırakmak canım istemiyorum. Bu sinirle tartışırsınız. Tartışmayacağım. Çocuğa yanlış bir şey yapmadım ki ben. Evet. Bak, o beni sinirli. Yanlış anladı yani. Aşkım o sinirli şu ya anda. Ya ben bunlardan uzaklaşmak istiyorum Gamze. Ben bunların olmadığı bir yerde bu adamla kalmak istiyorum. Artık bunu aldım yani. Canım bak, müsaade gergin, etmiyorlar. Gergin, konuşturmuyorlar. Gergin. Bir şey yaşayamıyorum. Bak olay daha kötü olur. Bak Adnan hassas bir hayır, adam. İyice Adnan'a gerginleşir. Gidip gerginleşmeyecek. Adnan gerginleşecek. O gerginleşecek. Hayır. O gerginleşecek. Canım hayır. Yanlış yaparsın. Gerilmeyecek. Bak, eline koz verirsin. Yapma lütfen. Hayır, bizimle konuş. Gitsin. Konuşsunlar. Adnan'ı bak, ben tanıyorsam Adnan'ı buradan gergin çıkıp gitti, bırak sakinleşsin. Hayır. Ve o benimle konuşamadı. Benden bir şey bekledi. Gideceğim yani. Sakinleşir. Ben bu insanlarla burada durmak istemiyorum Gamze. Bak ben boğuluyorum Gamze. Anlıyor musun? Bırak. Ben gerçekten boğuluyorum. Bak çok zor tutuyorum. Didem kalbini lazım. Kıracak. Bak her zamanki gibi kalbini kıracak. Didem lütfen. Kırmayacak. O benim kalbimi kırmıyor. Tamam, buradan sinirli çıktı. Her zaman kırmıyor. Her zaman sinirli çıkmadı. Sadece bir şey beklemiş benden. Beklediği Gamze şeyi. Gamze bırak konuşsunlar, belki iyi olur. Ağzıma lafı tıkıyorlar. Konuşamıyorum. Evet, kendimi anlatamıyorum. Evet. Anladın mı? Gideceğim. Bugün ağzımıza hiçbir lafı tıkamadılar. Esra doğrudan kahkaha attı. Ben de oynadım. İyice delirdiler. İyice delirdiler. Ben bence gitti. Sakin ol, evet, sakinliğini koru. Sakin lütfen. Olsun. Sakin ol, sakinliğini hemen koru. Hemen çıkartır. Doğru. Şey, sen de tahrik olma olur mu? Çünkü üzerine gelebilir. Tahrik olacak bir şey yok. Benim nefret ettiklerim burada. Sevdiğim adam orada. Okay, let's go. Biz senden nefret ediyorduk sanki ya. Biz buna biz bayılıyoruz, şey bayılıyoruz. Ben aşırma nasıl itiraf hayır, edeceğim biz, diye düşünüyorum. Kızım biz nefret bile etmiyoruz ki. Olsun evvallah, olsun. Bu huy oldu artık ya. Normal mi? Adnan konuşalım biraz. Geldim, gel. Geç. İyi alıştın eve basmaya. İyi alıştın mı? Hayır, senin ne bu tavrın ya bana? Ha, düşman mıyız biz seninle? Anlamak vallahi istemediğin ne? Vallahi biz seninle neyiz ben anlamıyorum. Anlamayan benim oğlum yani. Neyi anlamıyorsun? Yavaş. Neyi oğlum, anlamıyorsun oğlum, ya? Ya kaç kere söyledim. Orada aynı şeyi yapıyorsun, burada ayrı şey yapıyorsun. Kızların içinde niye beni demoralize ediyorsun? Ben senden ufacık bir ümit bir şey beklerken... Bak, benden ümit bekliyorsun da ümidi beklerken ne yapıyorsun? Ne demek ne bak, yapıyorsun damat ya? Damat adayın orada değil mi? Damat adayın orada. O konuyla ilgili ben yorumumu yapmışım. Bitti. Sen niye araya giriyorsun? Ya görmüyor musun? Şey üçü aynı anda konuşuyor. Adnan istemiyorlar ya, biz yan yana gelelim. Ya da, ne biz? Ya fikrini ya? Söylüyorlar. Bizi, bir şeyi konuşuyorum. Bizi konuşuyorduk biz orada? Ben orada dahil olmak istiyorum. Seninle niye, bir diyalog kurmaya çalışıyorum. Niye dahil olmak istiyorsun? Niye onların konusu. İstemiyorsun? Aycan kötü duruma düşmüş. Rabia için içinde. Hazal da ikisinin ortak arkadaşı. Ya senin konuşacağın konu Rabia mı? Bilmem kim bak, mi? Sen niye ben, böyle şeylerin içine ben giriyorsun? Ben bu evin içerisindeysem fikirlerimi söylerim. Tamam ben tamam. De söylüyorum ama orada ben bir sen şey söylediğimde demoralize etmeyeceksin. Sen söylüyorsun bak. Biz izledik. Evin içerisinde tamam Esra'yı savunuyorsun, koruyorsun. Bu gayet normal. Ben sana tutup da Esra'yı niye savunuyorsun demedim. Ben onlara kendi fikrimi söyledim. Ben burada seninle bir tanıma yolunda olduğum kadar bir bireyim de. Değil mi? Ben bu birey olarak yorumlarımı yaparım. Buna tutup da sen katılamazsın. Ne olur biliyor musun? Niye katılmıyorum? Sana da ben anlatırsam durumu, ona da anlatırsam katılabilirsin. Ama ben sadece orada Aycan'a anlatıyorum durumu. Daha sonrasında sen
Dersin empati ki Adnan bir gel. Adnan bir gel dersin. Dışarıda biz konuşurken sen dersin ki Adnan sen öyle düşünüyorsun da bak böyle de olabilir dersin. Ben öyle de mi? Sana da anlatırım. Neden girdin araya? Esra muhabbetinden girdin araya. Sanki bizim orada bakışmamız, konuşmamızdan mı girdin sen araya? Orada bir bozuldun zaten. Sen tamam bozulduysan bunu söylersin bana. Sen anladın fark mı? Etmedin mi orada neye bozulduğumu? Tamam bozulduğunu fark ettim. Daha sonrasında o bana kral beni susturunca dedim ki tamam onlar gittikten sonra ben sana bunu söylerim. Ya da gelir beni ya çekip konuşabilirsin. Bak bu çok zor bir şey değil. Hiç zor bir şey değil. Bu da nasıl benimle evi bastığında Adnan gel evi diyorsun. Evi basmıyorum. Ben konuşmak için eve geliyorum. Geldiğinde Adnan gel diyebiliyorsun dışarı. Adnan gelir misin dışarıda diyorsun. Çünkü orada niye arkadaşlarımla beraberim? Belki ben orada bir şey konuşuyorum. Seninle konuşturmuyorlar orada. Seninle konuşmak için hiç zamanım yok. Kim konuşturmuyor? Hepsi aynı anda konuştu. Kim konuşturmuyor? Sen beni özel dışarı çektiğinde hepsi peşimizden mi geliyor? Kim Aycan gelmedi mi kaç? Ya yapma ne olur biz gözünü seveyim. Biz tanıma yolundayken o da beni tanıyordu o zaman gene geldi. Gene gelir gene yapar bak bu kız Allah yapar. Allah Allah ya, ya bak. Konuşturma bak yargılı, hala ön yargılı davranıyorsun. Yaptın mı? Gördün mü? Bunu gözünle şahit oldun mu? Seninle biz baş başayken ne zaman Aycan geldi? Daha önce efendim? Tanıma yolunda olduğumuzdan beri ben Aycan'ın önünü kestiğimden beri ne zaman geldi? Biz seninle o gün dans ettiğimizden beri Aycan... Bir de Adnan'la ilgilenmiyorum dediği günden beri ne zaman biz konuşurken geldi aramıza oturdu? Ben Aycan'ı konuşmak istemiyorum. Ne zaman geldi oturdu? Ben Aycan'ı konuşmaya gelmedim. Damat adayının yanında tartışıyorsun. Ben tartışmadım orada zaten. Tartışmadım bir şey söyledim. Tartışma çıkarıyorsun bile. Susarsın tamam mı? Oradaki mevzuyu susarsın. Ben gittikten sonra hesabını sorarsın. Orada niye susayım? Bana sen da beni, ucu dokunuyor meselene. Bu kaçtır? Sen beni insanların içerisinde asıl hani rencide etmek bu işte. İnsanların içinde mi? Aynen öyle. Ben seni ne zaman rencide ettim? Bir finalde örnek bir, verir misin? Finalde de rencide etmedim. Finalde de hatta rencide. En son sana da hak verdim. Leyla abla konusunda da dediklerini de yapıyordum. Sana yaptıktan sonra benden hak verdim. Benden rica ettiğim, benim yapmadığım ne var söyle. Dinliyorum seni. Bak, benden Didem, rica... Didem Didem değil bak sana bir soru sordum. Tamam, bana bunun cevabını söylüyorum. Ver. Benden rica ettiğim, benim yapmadığım ne var? Hadi. Ya illa ben sana her şeyi söylemek zorunda mıyım? Didem bunu al söylemek oraya koy. Zorundasın. Didem bunu al şuraya koy. Niye ya? Ben seni yetiştireceğim mi bu saatten sonra? Hayır ben senin ne istediğini öğrenmezsem nasıl tanıyacağım? Ben bu saatten sonra yetiştireceğim bir yanımda istemiyorum. Ben seni tanımazsam seni nasıl... Istiyorum. Emin ol ben senin hayatına girmişlerden çok da olmuş bir insanım. Anladın mı her anlamda? Beynen hayat olarak, tam öyle olduğunu görsem zaten şu anda çok farklı. İşte görmek istemediğin için görmüyorsun. Için her değil. Şey çok ortada aslında. Anladın mı? Sen sadece bir şey tutturmuşsun, bak, kendince bir şeyin var. Onu aşman lazım artık Adnan. Biz ya birbirimize göre değiliz. Bak bilmem lazım. Ya da lazım. Biz birbirimize göreyiz ama hala bak biz sen seninle aynı düşünüyoruz. Bak sen de ilişkide yönetici tarafsın. Biz seninle aynı düşünmemiz gerekiyor işte, tamam mı? Seninle ondan ben, böyleyiz ama. İşte seninle benim aynı düşüncede olmamamız gerekiyor. Sen kadın olarak düşünmen gerekiyor, ben erkek olarak düşünmem gerekiyor. İkimiz beraber erkek gibi düşünemeyiz. Ben erkek gibi düşünmüyorum ki. Bu benim kendi mantığım. Tamam. Kendi mantık yürütüyorum. Baskıcı olan erkektir. Ben baskıcı değilim ki. Senden bir şey beklemiyorum da yapılacak çok şey vardı be. Bak çok şey vardı. Neyi vardı? Ben de senden çok şey bekliyorum ama göremiyorum i̇şte biliyor musun? Ama ben hiçbir zaman bak. Sana şunu demiyorum. Adnan senden bunları bekledim ama sen yapmadın ben demiyorum. Ben senden orada beklediğimi niye ben benim sadece ses bekliyorum diye bir şey ve demedim. Ben sessizce sadece ben sana senin orada bu ne sürecini... dedim biliyor musun? Bak orada tartışıyorsun. Didem, Didem, Didem. Üç kere sana Didem dedim. Dönüp de bir kere bakmadın. Artık herkes sustuktan sonra tekrar Didem dediğimde baktı. Kulağım bende olacak. Oradayım çünkü. O başka bir yerde değilim. Oradayım. Hangi ortam olursa olsun ben oradayım. Ben seni hangi huyundan dolayı sevmiştim? Bunu da defalarca söyledim. Serap'la tartışırken ben sana demedim mi erkeklerin içerisinde bir daha tartışmayacağız? Damat adayının adı. Ben tartışmadım. Evet. Tartışmadım bir şey. Tartışma çıkarıyorsun. Hatırlıyorsun ama. Sarsın tamam mı? Oradaki mevzu susarsın. Sen de görüyorsun ama. Hesabını sorarsın. Serap gör artık. Sen benim. Bak. Rabia'yı Aycan'ı Hazal'ı karşına almışsın. Karşıma almadım. O üçünün bir ağız birliği var. Düşmanımın düşmanı dostumdur projesiyle orada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Helal tamam olsun. Tamam mı? Bak açık ben net ben orada hiçbir şey yapmaya Esra'ya çalışıyorum. Haksız olduğu yanlarda niye haksız diyemiyorsun da haksız bak orada bir şey diyorum, oluyor. İnşallah şeyi... izleyeceksin. Bugün sofrada da dedim ki ben ona. Bunu da bil. Bu kız bir aydır burada ve bu kız bir emek veriyor dedim. Sen gel. Of artık. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen
aşkı bul.